Merhaba sevgili hanımlar, değerli takipçilerim, kanalıma, videoma hoş geldiniz. Evet, bugün çok farklı bir kompostoyla karşınızdayım sevgili hanımlar. Bakın bunlar armut, yazdan şöyle dama serdik, kuruttuk ve topladığımızda dolaba bıraktık. Bu şekilde şimdi çıkarttım ve biraz da şöyle beyaz dut taze topladık. O da bizim komşunun bahçesinden. Bunları da içine ilave edeceğim. Şimdi şöyle biraz şeker var. Şekeri ölçüsünü vermiyorum çünkü siz kendi zevkinize göre, damak tadınıza göre şeker seçebilirsiniz. Burada bir bardak şeker. Şöyle bir yemek kaşığı da limon tuzu var. Bu şekilde bunları kenara alıyorum. Şöyle farklı bir tat oluyor. Armutları şu anda bu şekilde de yiyebilirsiniz. Yani tadı çok güzel. Sanki daha yeni kurutulmuş gibi. Dolapta da hiçbir tadında bir farklılık yok. Şimdi ben burada bunu kurutup bazen şöyle kahvenin önüne de bırakıyorum. Bu şekilde o ve incir. Şimdi kompost olarak da kullanacağım. Değişik bir fikir olsun. Evet, elmalarınızı da bu şekilde kurutup kaldırabilirsiniz. Hemen ben şöyle küp küp veya rastgele bu şekilde biraz küçülteceğim. Bu da şöyle güneşte kurutulan meyvelerin de vitamini başka oluyor. Evet, bu da armut. Kendi armutlarımız, köy armutu. Evet. Şimdi hepsini bu şekilde üstüne de suyu bıraktım. Suyu kaynayacak. Su kaynadıktan sonra şu malzemeyi atacağım. Evet. Şimdi hepsini bu şekilde doğrayacağım. Evet. Malzemeleri bu şekilde hazırladım. Şimdi suya bakıp suyun kaynamasını. Evet. O suyumuz da kaynıyor. Şu malzemeleri atacağım. İlk şekeri atıyorum. Limon tuzu. Şimdi bir güzel şöyle karıştıracağım. Evet, şimdi armutlarımızı bu şekilde attım. Bunları da şu şekilde kaynatıp ve kapağı kapatacağım. Düt onları sonra tam pişmeye yakın şöyle biraz düt atacağım. Eğer renkli kırmızı veya siyah dütleriniz varsa onlar tabii ki daha renk de verir. Tadı da daha şöyle eşki mayhoş olur. Şimdi elimde bunlar olduğu için şifa niyetiyle de bu da egzemaya çok iyi geliyor. Ayak mantarına, el mantarına, kaşıntıya çok iyi gelir. Hem suyunu zaten kaynatıp içerseniz vitamin olur. Bir de ben şöyle kompostoya atacağım şifa niyetiyle. Bu şekilde onu da suyumuz kaynadıktan sonra iyicene tam pişmeye yakın bir kaynar. Bunu da atacağım ve kapatacağım. Evet, bakın rengi nasıl açıldı. Şimdi suyunu da şöyle yapalım. Hemen şimdi biraz düt atacağım. Evet, yeterli bu kadar. Evet, onlar da bir kaynayır. Kaynadıktan sonra bu şekilde servis yapacağım. Evet, şöyle kompostumuz hazır. Şöyle bakın, rengi de şöyle alt sarısı oldu. Şimdi bismillah diyerek şöyle şifa niyetiyle, dediğim gibi düt de zaten şifa, bir de egzema
İçinde iyi zaten kaynatıp suyunu içebilirsiniz. Ben de bu şekilde komposto yaptım ve içine de ilave ettim. Hem tadı hem de vitamin hem de şifa niyetiyle şöyle armut ve düt kompostosu beraber size fikir olsun diye içine portakal, elma da atabilirsiniz. Karışık komposto bu şekilde hazır. Evet. Umarım siz de beğenip yaparsınız ama tadı gerçekten çok güzel oldu. Hem rengi hem de tadı da güzel oldu. Bir dahaki videoda görüşmek üzere diyorum. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler.